Benim şu anda yayın yaptığım bu hesabın ismi ne abi? Ha, rahmetlik. Evet, şunu kopyalayalım hemen. Arkadaşlar öyle çok kolay değil bizim yaptığımız işler. Tamam. Yeni gelen dostlar, arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kimler bizi şu anda nereden izliyor? Bir yazın bakalım. Motor tutkunu sayın abim, senin isim neydi? Bir bakalım şöyle. Yok, görünmüyor. İsim neydi abi senin? Yayınımıza sürekli geliyorsun. Bir tanışalım artık. Ne dersin? Ha, Ramazan. Ramazan abicim. Ramazan abicim hoş geldin. Eyvallah. Bizim destekçilerimizden oldu. Ramazan abi, tanışalım deyince yanlış anlamadın inşallah. Adam motoru, arabayı gördü, bize yürüyor falan gibi aklından bir şeyler geçmedi umarım. İnşallah Cenab-ı Allah-u Teala'nın hikmeti kudreti sayesinde. Misal TikTok'ta bazı gizli kelimeler var. Onları bilmiyorsunuz. Tecrübe ettikçe öğreniyorsunuz. Bazı kelimeler var. Onları kullandınız mı direkt olaraktan sizi shadow ban veriyor. Gizli ban. O shadow ban'ı yediniz mi? Zaten beliniz doğrulmuyor. Bir türlü temizleyemiyorsunuz. O yüzden bu hesaba geçtim. Şimdi düşün yani, bu hesaba 55 binlik hesaptan destek çıkıyorum. Olsun. Hoş geldiniz sevgili dostlar. O Miço da bir ajansa girmiş. Yayına başlamış. Ben de girdim. Miço hoşuma gitti. Seviyeli yayınlar var. İnsanlar çok seviyeli, saygılı. O bir ajansa girme işleri vardı işte. Ajans sahibiyle tanıştık. Bir takım evraklar falan vardı. Onları hallettik. Senet falan. 1 trilyonluk senet imzalattırdılar bana da. Ben o senet niye imzaladım, ben onu anlamıyorum. Boş senet imzaladık. Yani ilk kez bir sosyal medyada bir ajansa giriyorsun ve sana senet imzalatıyorlar. Onları falan hallettik işte. Canım benim, teşekkür ediyorum. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Sen nasılsın? Günün nasıl geçti? Hayret, bugün selam verip çıkmadın. Fatoş, beni şaşırttın sen. Arkadaşlar şimdi Fatoş'la da bizim muhabbetimiz ayrı. Önceden böyle işsizdi. Evdeydi. Herif parası yiyordu. O zaman yayınlarıma sürekli geliyordu. Benim monitörümdü. Eyvallah Berat, teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi işe başlayınca bizi tanımaz oldu. 35 bin lira maaş alıyor. Fatoş'un videolarına girdiğim zaman şimdi Fatoş'un kim olduğunu kimse bilmiyor bu hüzünlü videoların. Hep böyle bayandır diyerekten takipçileri falan böyle güzel güzel yorumlar yapıyor. Lan alt üstü oradan bir müzik, bir resim, ondan sonra Fatoş'a işte çok güzel video falan, ben de giriyorum. Fatoş, dikkat ettin mi? Hani Fatoş'un benim şakamı kaldıracağını bildiğim için. Ya Abzer abi, sen muhteşem videolar çekiyorsun abi ya. Fatoş'un videolarının altına bunu yazıyorum. Son videosunda yorum görmedim. İki tane videonun altına yaptım. Dedim Abzer abi çok güzel videoları paylaşıyorsun. Bir tanesinde Abzer abi çok dertli videoları paylaşıyorsun. Aynen aynen. Ondan sonra baktım son videoda şey yok, yorum yok. Abzer'ın evresi kursağında kaldı Fato. Ve aleykümselam Manisa'nın ve Isparta diyarının ve Ege bölgesinin ve İç Anadolu bölgesinin çılgın çocuğu, deli fişeği ve o civarlarında pamuk ağası, gül ağası, Türkiye'nin en büyük sabun fabrikasının sahibi ve bilumum keçi boynuzu fabrikasının sahibi Tuna 32 Tuna aramızda. Bir hoş geldin der miyiz? Tuna abi, özellikle canım abim, Tuna abim, çılgın abim, özellikle kızları ön plana geçirdim ki dedim Tuna abi geldiği zaman siz daha çok bağırın. Yeni gelen dostlar, arkadaşlar hoş geldiniz. Ne oldu, mutlu oldun mu Tuna abi? He, mutlu oldun mu? Söylesene sen. Mutlu oldun mu? Oldun mu sen? Şşş, mutlu oldun mu sen ben öyle söyleyince? Bundan sonra full Abzer abi. Benim videoma yorum yapan yok. Fatoş'un videosuna yorum yapıyorlar. Kıskandım. Abzer abi. Yok yok Fatoş. Yorum olsun diye maksat. Senin sesin kısık. Ay çok güzel. Memnun oldum. Arkadaşlar Tuna abi gece 2'den sonra saat 3 gibi falan yayın açıyor. Tuna 32 Tuna. Şu anda burada olanları ekleyebilirsiniz. Yaptığı don atlet kameranın karşısına geçiyor ve harnut pekmezi içiyor sabaha kadar.
Finalde izleyicilerden biri alıyor. Tunu abi Isparta'da bir çorbacıya götürüyor. Ondan sonra Tunu abi ortada yok. Yani harmut pekmezi nasıl içilir? Harmut pekmezinin kalitesi nasıl yapılır? Konusunda bilgi almak istiyorsanız Tunu abi ekleyin. İşte en sevdiğim şarkı sizlerle birlikte. Kaç olduk? 6'ya düştük tekrar. Abi ben de öyle bir moda girmişim ki sanki 40 kişi var ha.